Evet, 13. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım. Aritmetik ve geometrik diziye. Şimdi burada birinci terimimizi 5, ortak çarpanı 2, geometrik diziye geçmişiz arkadaşlarım. Üçüncü terimi kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi birinci terim 5 ise ortak çarpanı demek dostum. Bir sonraki terim bunun ortak çarpanla çarpıyorum. 5'i 2 ile çarpın 10. Bir sonraki terim yine 2 ile çarpıyorum 20. Bir sonraki terim yine 2 ile çarpıyorum 40. 2 ile çarp 80 şeklinde gidiyormuş bu geometrik dizi. Bize 3. terimini soruyor. Yani 20'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi bunun da bir formülü var dostlarım. Formülümüz şöyle. N'inci terim eşittir. Herhangi bir terim cinsinden yazıyorum. P'inci terim cinsinden. P'inci terim çarpı R üstünde n eksi p'dir arkadaşlarım. Bu da geometrik dizimimizin genel terim formülü olacak dostlarım. Şimdi buradan da yapalım bunu biz. Neyi arıyorduk biz? Üçüncü terim. O halde üçüncü terim eşittir. Ben birinci terimi biliyorum. O halde birinci terim çarpı R üzeri 3 eksi 1 yani 2 gelecek dostum. Peki birinci terimi kaç diyebiliyoruz? 5. R kare yani 2'nin karesi de 4. 5 çarpı 4'ten 20'yi bu şekilde de bulabilirmişiz gobeller. Geldim ikinci sorumuza. Bakalım ne diyor. Dördüncü terimi 24. Hemen yazıyorum. Dördüncü terim 24. Ortak çarpanı yani R dediğimiz şey bizim ortak çarpanımız 2 olan geometrik dizinin birinci terimi kaçtır? Bakın şimdi dördüncü terimi ben birinci terim cinsinden yani birinci terim çarpı R üzeri 4 eksi 1 yani 3 diye yazdım. Peki dördüncü terimi 24 diyebiliyorum. Birinci terimi arıyorum. R üzeri 3. 2'nin küpü yani 8 geldi. 8'e bölersem her iki tarafı 3 çıktı. Birinci terimimiz cevap Bursa'dan geldi. Geometrik dizi kolay kardeşlerim. Hiçbir sıkıntı çıkartmayacak size inşallah. Hadi devam ediyorum 3. soruyla. Birinci terimi 1. O halde A1 eşittir 1. Ortak çarpanı yani R dediğim şey 1 bölü 2 olan geometrik dizinin 20. terimi. O halde gelin 20. terim eşittir. Birinci terim cinsinden yazıyorum. R üzeri 20 eksi 1'den 19 geldi. Peki biz birinci terimi de 1 diyebiliyoruz dostlarım. Doğru. R'yi de 1 bölü 2 diyebiliyoruz. Şöyle oldu. A üzeri 20 eşittir 1 çarpı 1 bölü 2'nin 19. kuvveti oldu dostlarım ki 1 zaten hükümsüz. 2'ye de takla attırıyorum. 2 üzeri eksi 19 diyorum. Cevabım Bursa'dan geldi gobeller. 3 ne diyor? Birinci terimi vermiş, ortak çarpanı vermiş, 6. terimi istiyor. 6. terimi birinci terim cinsinden yazıyorum. Çarpı R üzeri 6 eksi 1'den 5 olacak. A1 x üzeri 9. R dediğimizde 1 bölü x kare. Bunun da 5. kuvvetini alın diyor. Düzenleyelim. X üzeri 9 çarpı. Şuna takla attıralım. X üzeri eksi 2. Bir de 5. kuvveti var. Eksi 2 ile 5'in çarpımı x üzeri eksi 10. Bu da ne yaptı dostlar? Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. X üzeri eksi 1 oldu. Yani 1 bölü x çıktı. Sorumun cevabı 13 numarayı gömdüm gobeldir. Evet. Şimdi 14 numarayı alalım. Bakalım 14 ne diyor? Burada da dördüncü terimi vermiş. A4 eşittir diyor 9. Ortak çarpanı vermiş 1 bölü 3. Yedinci terim nedir diye soruyor. Hadi gelin yedinci terimi dördüncü terim cinsinden yazalım. R üstüne kaç gelecek? 7 eksi 4'ten 3 gelecek. Şimdi yedinci terimi zaten arıyorum. Dördüncü terim de 9'du. 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri 3. Yani 1 bölü 3'ün küpü. O da 1 bölü 27. 9 ile 27 sadeleşti. 1 bölü 3 çıktı sorumun cevabı. Geldim buna. 23. terimi istiyor dostlarım. 23. terimi ben hemen 17. terim cinsinden yazıyorum. Çarpı R üzeri 23'ten 17 çıktı 6. Şimdi 23. terim eşittir. 1 bölü 8'miş bu. R'yi de 2 vermiş. 2 üzeri 6. Düzenleyelim. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 3 yaptı. Tabanlar aynıysa üstteki, alttaki üstte eksi olarak çıkıyordu. 2 üzeri 6 eksi 3. O da 2 üzeri 3
Yani 8 geldi sorunun cevabı. Şimdi A üzeri 19 bölü A üzeri 16'yı istiyor bizden. Şey A üzeri 19 diyorum. 19. terimle 16. terimin oranını istiyor bizden dostlarım. Hemen 19. terimi bakın. 16. terim çarpı R üzeri 19 eksi 16'dan 3 diye yazdım. Bölü aşağıda da 16. terim var. E bunlar gitti. Bu işlemin sonucu R küpmüş sadece. R'yi de bize x diye verdiği için x küp geldi. Son soruya geldim. 5. terimi 1 bölü 2. Demek ki A5 eşittir 1 bölü 2. 9. terim A9 eşittir 1 bölü 32 olan pozitif terimli bir geometrik dizide 3. terim kaçtır diye soruyor. Hemen ben ilk önce 9. terimi 5. terim cinsinden yazıyorum. R üstünde 9 eksi 5'ten 4 geldi. 9. terim 1 bölü 32 idi. Eşittir. 5. terim 1 bölü 2 çarpı R üzeri 4. Şunla şu gitti. 1 bölü 16 eşittir R üzeri 4. Yani 1 bölü 2'nin 4. kuvvetidir bu. Şurası R üzeri 4. 4'ler aynıysa R eşittir 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? 3. terimi soruyor. Gelin 3. terimi bulmak için 5. terimden faydalanacağım. 3. terim çarpı R üzeri 2 gelecek. 5 eksi 3'ten. 5. terim 1 bölü 2 idi. 3. terim çarpı 1 bölü 2 idi. Ortak fark 1 bölü 4 geldi. 1 bölü 4'ün 4'ü buraya çarpı olarak gelirse 4 bölü 2 eşittir A3. 2 çıktı. 3. terimimiz diyebiliriz dostlar. Ve çevirdim. Hemen 15 numaralı köşe taşına geldim. Yine diyor ki pozitif terimli bir geometrik dizidir. A15'i A24'ü vermiş ortak çarpanı kaçtır diye soruyor. Bakın şimdi 24. terimi ben 15. terim cinsinden şöyle yazarım. 15. terim çarpı R üzeri 24 eksi 15 yani 9 diye yazıldı. E şimdi R üzeri 9 burada dursa A üzeri 15'i de buraya bölü olarak atsak şöyle. A 15. terimi bölü olarak buraya attım. R üzeri 9 buna eşit. Yani 24. terimin 12. terimi oranı R üzeri 9'muş. E 96'yı 12'ye böldüm. 8 eşittir R üzeri 9. Her iki tarafı 9. dereceden kökünü aldım. Şunlar gitti. R eşittir 9. dereceden kök 8. Yani 9. dereceden kök 2'nin küpü. Bununla da bu sadeleşirse burada ne kaldı? 3 kaldı. Küp kök 2 sorumun cevabı çıktı arkadaşlarım. 9 ile 3'ü sadeleştirdim çünkü burada 3 kaldı. Evet, ikinci sorumuz. A üzeri 16'yı soruyor. Önce R'yi yazalım isterseniz dostlarım biz hemen. R nasıl yazılıyordu kardeşim? R üzeri şu ikisinin farkı yani 23'ten 19 çıktı. R üzeri 4 eşittir. 23. terim bölü 19. terim yani 128 bölü 8 diyeceğiz dostlarım. Şimdi 128'i de 8'e bölerseniz 16 gelecek. Demek ki R'yi 2 bulduk biz. R üzeri 4 16 R'de 2 çıktı. Şimdi 19. terimi ben 16. terim cinsinden R üzeri 3 ile çarparak yazdım. 19. terimi 8 diyebiliyorum. 16. terimi arıyorum. R üzeri 3'te 2'nin küpü yani 8 geldi. 8'ler gitti. A üzeri 16 1 çıktı dostlarım. Geldik buna. 100. terimi 16. Yani A 100'ü biliyoruz biz. 16. 156. terimi biliyoruz. 1. Hemen o zaman R üzeri 156 eksi 100'den 56 eşittir 1 bölü 16 olsun dostlarım. Her iki tarafın 56. dereceden kökünü alalım biz. Şunlar sadeleşti. Burada bir tek R kaldı. Bu da 1 bölü 16 üzeri üslü sayıya çevirdim. 1 bölü 56. Yani 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinin 1 bölü 56. kuvveti 4 üzeri 1 bölü 4 bölü 56 oldu. Bunu da sadeleştirirsek dostlar 1 bölü 14 mi geldi? 1 bölü 14. Hatta 2'ye de tatlı attıralım. 2 üzeri eksi 1 bölü 14 yani
Bursa şıkkı doğru cevap gelsin dostlar. Geldik buna. Dizinin ortak çarpanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben hemen R üstünde 37 eksi 27'den 10 yazdım. Eşittir. 37. terim yani x üzeri 7 bölü 27. terim x kare. Bunun da sonucu x üzeri 5 geldi. Şimdi her iki tarafın 10. dereceden kökünü alalım hemen. Şunlar gider, R eşittir x üstünde, hatta şunlar da sadeleşirse kök x kalır sadece. İkinci dereceden kök x kaldı. Yani cevabımız Bursa çıktı dostlar. Evet, şimdi bu videoyu burada durdurdum. Bir sonraki videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz gobeller. Hadi kolay gelsin.